Autodesk Inventor, Grill adı verilen ızgara benzeri tasarımların tanımlanması için özel bir plastik parça tasarım komutu sunmaktadır. Bu alıştırmamızda bu özelliğe bakacağız. Plastik parça tasarımı dizinin altında bulunan Grill dosyamızı açıyoruz. Front ile modelimize önden bakalım. Browser penceresinde bulunan Sketch 9 ikonuna çift tıklayarak burada yarım kalmış olan eskizimi tamamlayacağım. İlk olarak format panelinden Construction ikonuna basın çünkü yeni oluşturacağımız nesne yardımcı çizim nesnesi olacak. Offset komutuna girelim ve buradaki kesti işaretleyerek dışa doğru yeni bir offset nesne tanımlayalım. Dimension komutuyla aradaki offset miktarını 2 mm olarak verelim. Yeni nesneler oluşturmak için öncelikle Construction ikonuma basıyorum ve Construction özelliğini kapatıyorum. Yeniden offset komutuna giriyorum. Buradaki nesnenin bir yukarıda, bir de altında yeni nesnelerini tanımlıyorum. Uzatma işlemini gerçekleştireceğim. Uzatma işlemi için extend komutunu kullanabilirim. İki kere işaretlemem gerekiyor çünkü dışarıdaki yardımcı çizim nesneye kadar uzatılmasını sağlamalıyım. Benzer şekilde diğer nesneleri de işaretleyerek en dıştaki yardım çizim nesnesine kadar uzatılmalarını sağlayın. Şimdi ölçülendirme komutuna girelim ve her bir nesne arasındaki offset miktarını verelim. Bu da 6 mm olacak. Bir doğru parçasına ihtiyacımız var. Onu da hemen oluşturalım. Burada görmüş olduğunuz yayın orta noktasından buradaki yayın orta noktasına kadar giden yeni bir doğru parçası. Şimdi daire komutunu kullanarak tam bu bölgeye yeni bir daire yerleştirelim. Şimdi Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönebiliriz. Modele olan bakış açımızı biraz değiştirelim. Yapacağımız işlemleri biraz daha rahat böylece görebiliriz. Bu alıştırmada grill komutunu kullanacağımızı söylemiştik. Plastik parça panelinden grill komutunu buluyorum ve çalıştırıyorum. Öncelikle bir sınır tanımlamam lazım. Bu sınır burada görmüş olduğunuz dıştaki profille tanımlanıyor. Daha sonra island bölümüne geçiyorum. Bir ada tanımlayacağım burada. Ada olarak burada görmüş olduğunuz profili işaretliyorum. Daha sonra rib ile ortadaki 3 tane eğriyi gösteriyorum. Spar dediğimiz bölüm buradaki doğru parçasını seçtiğimiz bölümdür. Okey dediğim an tanımladığım nesnelerle ızgara dediğimiz unsuru model üzerine uygulamış oluruz. Şimdi son olarak oluşmuş olan ızgara ikonumuza çift tıklayalım ve boundary bölümündeyken burada görmüş olduğunuz ölçü kutusuna 1 mm değerini girelim. Böylece bir kabartma da tanımlamış olacağız. OK ile devam edersem yeni modelim bu şekilde olacaktır. Dikkat ederseniz 1 mm'lik bir kabartmayla model kullanmış olduk.